İlk önce bir otomotiv sanayimizin ülke ekonomisi için yerini bir daha altını çizmek lazım. Türk otomotiv sanayi 15 senedir ihracatta lokomotif sektör olarak gözükmekte ve yaklaşık olarak her 6 doların 1 dolarını otomotiv ihracatıyla sağlıyoruz ihracatta. 6'da 1'dir bu oran. Şimdi bizim dünyada Türkiye ekonomisinin dünyadan almış olduğu pay %1'e yaklaşıyor. Ama otomotiv sanayi olarak dünya otomotiv sanayi ekonomisinden almış olduğumuz pay şu anda 1,5 ila %1,7 arasında. Doğru adımlar atıldığında, demin de sizin bahsetmiş olduğunuz bazı fırsatlar var önümüzde. Bu fırsatlar gerçeğe dönüştürüldüğünde bu oranın 2 hatta 2,5'a çıkması mümkün. Bu fırsatlar nedir? 1. Pandemi nedeniyle tedarik zincirinde ciddi aksamalar oldu. Bu aksamalar sadece ham madde bulmakta değil, lojistik kanallarında yaşanan sorunlardan dolayı oldu. Lojistik dediğimiz nedir? Taşımadır, belli bir süredir, belli bir maliyettir. Bunu azaltmanın yolu nedir? Yakın coğrafyalardan ticarettir. 2000'li senelerden bugüne kadar hep bir küreselleşme treninin arkasına takılmış olan bütün sektörler, sadece otomotiv değil, şu anda anlıyor ki halen en iyi ihtimal, en ucuz ihtimal, en optimum ihtimal yanı başınızdaki komşunuzdan ticareti yapmaktır. Bu bence altı çizilmesi gereken Türk otomotiv sanayi, özellikle tedarik sanayi için bir fırsat. Geliyor. Yani son 2 senede açıkçası, yani 5 senelik bir döneme baktığımızda son 2 sene arka arkaya anons edilmiş yeni yatırımlar var. Bu yeni yatırımların 2 nedeni var. Birincisi Türk otomotiv tedarik sanayinin gelmiş olduğu seviye. İkincisi de Türkiye'de ana sanayilerin lanse etmiş oldukları, tanıtmış oldukları yeni platformlar. Yeni platformlar sadece görünüş anlamında yeni değil, yeni teknolojiyi kullanan platformlar. Sonuçta bu platformlar ülkemizde üretildiği sürece yurt dışından da yatırımcı çekeceğimiz de ortada. Dijital dönüşüm özellikle pandemiyle geri dönüşü olmayacak bir şekilde başladı ve gittikçe etkisi, ağırlığı artmakta. Bu dijital dönüşümü şu anda biz sadece kullandığımız araçlardaki dijitalleşme olarak algılıyoruz. Bir benzetme yapayım. Sanki 1980'lerde ofislerimizde masamızın üstünden daktilo kalktı, onun yerine bilgisayar geldi gibi. Sadece yazılarımızı yazarken artık silme işlemi kolaylaştı gibi zannediyoruz. Halbuki bütün hayatımız değişiyor. Sadece yaptığımız işleri daha iyi yapar olmayacağız. Yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Yeni çözümler ortaya çıkıyor. Tabii bunun yanında da yeni ilgilenmemiz gereken yeni soru işaretleri var. Burada doğru adımları attığımızda, dediğim gibi sadece Türkiye için söylemiyorum, dünya için tahmin ediyorum ki 2020 veya 2021'den çok daha güzel bir dünya bizlerin olacak. TOG ve bunun yanında Ford Otosan ve hatta OYAK Renault Tofaş'ın açıklamış oldukları elektrikli veya hibrit araç platformlarının devreye alınması bizim için çok önemli. Biz hep bunun altını çiziyoruz. Şu anda biz Türk tedarik sanayi olarak aracın %80'ini üretebilir durumdayız. Elektrikli araçta doğru dönüşümü yapamazsak bu oranın %30 ila %15 arasındaki bir rakama gerilemesi söz konusu. Neden? Elektrik motoru, batarya, yazılım zaten elektrikli aracın %60'ını oluşturuyor. Bizler o konuda ihtisaslaşmazsak o zaman başkalarından almak durumunda olacağız. Dolayısıyla TOG projesi hepimiz için bir boy aynası. Sadece rekabetçilik anlamında değil, bir elektrikli araçta neyi yapıp neyi yapamadığımızı görüyoruz. Yapanlar bu rekabet üstünlüğünü korumaya çalışırken, yapamayanlar alternatif çözümler veya daha doğrusu kendi içindeki süreçleri iyileştirme yoluna gidiyorlar, değiştirme yoluna gidiyorlar. TOG bizim için tam bir boy aynası.